Merhaba arkadaşlar, pratik matematik video serisi ardışık sayıları bulma sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuz ardışık 3 sayının, yani 3 tek bir rakam dikkat ediyoruz. 3 sayının toplamı 30'dur, ortanca sayı kaçtır? 30 bölü 3, 10. Demek ki ortadaki sayımız 10'muş, bu bizim kısa yolumuz. Ardışık 5 sayının toplamı 95'tir, ortanca sayı kaçtır? 95'i 5'e bölüyorum, 19. Demek ki ortadaki sayı 19'muş. Ardışık 3 tek sayının toplamı 33'tür. Ortanca sayı kaçtır? Yine sayı adeti tek, yani 3 tane var. Öyleyse 33'ü 3'e bölüyorum, 11. Ortadaki sayı 11'miş. Ardışık 5 tek sayının toplamı 45'tir. En büyük sayı kaçtır? 45'i 5'e bölüyorum, 9. Bu ortanca sayıydı. 9 yani ortanca 3. sayı. Burada 5 sayı var. 4.'sü 11 olacak. 5.'si yani en büyük olanı ise 13 olacak. 2 2 artıyor çünkü bunlar tek ardışık sayılar. Ardışık 4 çift sayı. Yani artık adedim çift. 4. Tek buralarda tekti. 3, 5 bunlar tekti. 4 olduğu için en büyük sayıyı bulurken şöyle yapıyorum. 44'ü 4'e bölüyorum, 11. Ama takdir edersiniz ki 11 zaten bir çift sayı da değil. Peki bu ne? Bu aslında yine ortada olan ama buradaki sayılar arasında olmayan şey. 11 tam ortadaki. Dolayısıyla yanlarına 12 ve 10 yazıyorum. 14 ve 8 yazıyorum. İşte sayılarımız bunlar. Buradaki 4 sayımız 8, 10, 12, 14 şeklinde. Ve bir sonraki soru. Ardışık 4 tek sayının toplamı 48'dir. En büyük sayı kaçtır? Şimdi burada 4 tane sayı diyor. Dolayısıyla bizim ortanca sayımızı bulamıyoruz. Peki bu ortanca kısa yolunu nasıl kullanıyoruz? 48'i 4'e bölüyoruz. 12. Bu bizim ortadaki şeyimiz oluyor yine. Ortadaki ifademiz ama bu sayılar arasında yer almıyor. Hemen sağına ve soluna yazıyorum. 13, 11 diye. Buraya yazıyorum. 9, 15 diye. Sayılarımız bunlar. 9, 11, 13, 15. En küçük sayıyı soruyor. 9. Bu şekilde pratik olarak ardışık sayılardaki ortanca kısa yolunu bulma bağlantısını kullanabiliyoruz. Daha fazla video için kanala abone olabilirsiniz.